Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere saf şiir anlayışı ile ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ateşten zehrini attım bu okun, bir anda kül etti can elması mı? Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatası mı? Bakın, ateşten zehir, can elması, aynı zamanda öz ağzından kafatasını kusması imgesel bir üsluptur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yine uyak ve redife yer verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar, yok un, okun derken buradaki unlar, ekler aynı özelliği göstermektedir. O yüzden biz buna ne diyoruz? Redif diyoruz. Geriye kalan ok sesi de yok kelimesinin içerisinde geçtiği için bu da nedir arkadaşlar? Tunç kafiyedir. Diğer mısralara baktığımızda ise kelimenin kökü elmas, kelimenin kökü tas. Buradaki ımılar nedir arkadaşlar? Şuradaki ımılar aynı ekler olduğu için, görevleri aynı olduğu için rediftir. Geriye kalan aslar ise ortak sestir. Bu aslar da tam kafiyeyi oluşturmaktadır. Hem redif hem de uyak vardır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. 6 artı 5 duraklı 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın arkadaşlar 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan ayırdığımızda ise 6 artı 5 duraklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Zaten çıkmış sorulara baktığınızda arkadaşlar cevabın hiçbir zaman bu şekilde olmadığını görürsünüz. O yüzden direkt eleyebilirsiniz. Şair farklı bir görüntü, imaj oluşturmaya çalışmıştır diyor. Arkadaşlar bu şiir kime ait? Bu şiir Necip Fazıl Kısaküre'ye ait. Görmüş olduğunuz gibi burada neden bahsediyor? Metafizikten bahsediyor. Aynı zamanda sonsuzluktan bahsediyor. Aynı zamanda arkadaşlar öte dünyadan bahsediyor. Dolayısıyla sanatçı burada yeni bir anlayışa yöneldiğini göstermektedir. Bu da yeni bir imajın göstergesidir. Bundan dolayı da D seçeneğini elemiş oluruz. Peki yorum gerektirmeyecek kadar açık bir şiir midir? Tabii ki değildir. Kustum öz ağzından kafatası mı derken, yine arkadaşlar bir anda kül etti can elması mı derken, burnum değdi burnun yokuna derken burada bakın metafizik konulara değinmiş. Dolayısıyla açık bir anlatımın olduğunu söyleyemeyiz. Buralarda yorum yapılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, öz saf şiir anlayışı ile ilgili. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sanat eserinde öğreticiliğin olmayacağı savunulur. Evet doğrudur. Öz saf şiirde arkadaşlar öğreticilik yoktur. Estetik kaygı ön plandadır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde estetik tavır ön plandadır demiştik. Yukarıdaki açıklamada bunu izah etmiştik. O yüzden bunu elemiş oluruz. D seçeneğinde şiirde imge olmazsa olmaz bir unsur sayılır. Evet arkadaşlar, öz saf şiirde de imge de önemlidir. O yüzden kapalı anlatımlara başvurulur. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Sembolizmin etkisinde gelişmiştir. Evet. Öz saf şiir içerisinde yer alan sanatçılar sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Toplumsal ve siyasi olaylarla yakından ilgilidir demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar kimi oluşturuyor? Bunlar toplumcu gerçekçilerin duygu ve düşüncesidir. Öz saf şiirde böyle bir şey yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu partide söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde biçim kusursuzluğuna önem veren sanatçı, halk şiir biçimlerini ve heceyi kullanmıştır. Ona göre şiir, insanın iç dünyasını aktarabilme kaygısıdır ve bireyi Allah'a ulaştırmalıdır. Şiirlerle ilgili bütün görüşlerini Poetikas'ında yayımlamıştır. Şairliğinin yanında Büyük Doğu dergisini çıkartarak fikirlerini etrafına duyurabilmeyi amaçlamıştır. Ayrıca sanatçının Tohum, Bir Adam Yaratmak gibi önemli tiyatroları da vardır. Arkadaşlar bakın, Büyük Doğu ve Ağaç dergisini çıkaran,
aynı zamanda tohum, kümye, bir adam yaratmak, namı diğer parmaksız salih gibi eserlerin sahibi kimdir? Tabii ki arkadaşlar, sizin de tahmin ettiğiniz gibi Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bir şiirin saf şiir anlayışına uygun olduğu biliniyorsa, bu şiirle aşağıdaki kavramların hangisi arasında ilişki kurulamaz demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi öz saf şiirde imge vardır. Kapalı bir anlatım benimsenmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz hem de C seçeneğini de elemiş oluruz. Yine mükemmelliyetçilik ön planda olduğu için ahenk unsurlarına ve musikiye önem verilmiştir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Öz saf şiiri benimseyen sanatçılar sembolizm akımından da etkilenmiştir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat öz saf şiiri benimseyen sanatçılar ideolojik düşüncelerini şiirlerine yansıtmamışlardır. Bunlar arkadaşlar toplumcu gerçekçilerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, Necip Fazıl Kısakürek'in bu dörtlüğü öz şiir anlayışının ahenk unsurları önemsenir, hece ölçüsü kullanılır, sözcüklerin duygu değeri öne çıkarılır. Özelliklerinden hangilerine uymaktadır diyor. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur sesi kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kırılan bir lisandır. Arkadaşlar bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmüş olduğunuz gibi bu 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. O yüzden 1 doğrudur. Yine annesi sesi demiş. Arkadaşlar buradaki i'ler nedir? Buradaki i'ler redifi oluşturur. Geriye kaç ses benzerliği kalıyor? S'ler. S'ler de nedir buradaki? İki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. Dolayısıyla ahenk unsurlarından faydalanıldığı görülmektedir. Bir de doğrudur. Bunu da alabiliriz. Sözcüklerin duygu değeri öne çıkarılır demiş. Bakın çilekeş yalnızların annesi derken, içimde yaşamış bir insandır derken, sonra içimde kırılan bir lisandır derken, hatta duyulur ses kesilince sesi derken duygusal değerler ön plana çıkartılmıştır. 3 de doğrudur. Bunu da alabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Nokta nokta başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen sonraları serbest şiire geçmiştir. Hayat karşısındaki pasif tutumu, sevdiği kelime ile eşikte oluşu, onda rüya, hayal ile gerçeğin karışmasına yol açar. Yani sanatçı hareket isteyen gerçek karşısında rüya, hayal ve zamana sığınır. Şiirleri öz şiir anlayışında kabul edilen sanatçının romanlarında da yalnızlık ve huzursuzluk hakimdir. Arkadaşlar şimdi parçaya baktığımızda anahtar kelimeleri görüyoruz. Bunlar nedir? Rüya, hayal ve zaman. Bu üç kavram bize kimi hatırlatıyor arkadaşlar? Tek bir ismi hatırlatıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar. Bildiğiniz gibi şiirlerinde Bursa'da Zaman, Ne İçindeyim Zaman adlı şiirlerinde bu kavramlar üzerinde durur. Aynı zamanda da romanlarına baktığımızda ise yalnızlık ve huzursuzluk hakimdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki sanatçı eser tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir Deneme, bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükut Şiir, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Necip Fazıl Kısakürek, Namı Diğer Parmaksız Salih, tiyatro türünde yazmıştır, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Ziya Osman Saba, Nefes Alma, Şiir, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Ahmet Muhip Dranaz, Çile Tiyatro demiş. Arkadaşlar, Ahmet Muhip Dranaz'ın tiyatro türünde yazmış olduğu eseri nedir arkadaşlar? Gölgeler, aynı zamanda O Böyle İstemezdi adlı eseridir. Yine arkadaşlar, Çile adlı eser de Ahmet Muhip Dranaz'ın değil, kimindir? Sizin de bildiğiniz gibi Necip Fazıl'ın Çile türünde adlı eseri arkadaşlar,
şiir biçimindedir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir bilgi yanlışı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Asaf Halet Çelebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk şiirlerinde divan edebiyatı etkisi görülür. Evet arkadaşlar, gazel ve rubailer yazıyor. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Uzak Doğu mistisizmi ile ilgilenmiş. Eserlerine de bunu yansıtmıştır. Bu da doğrudur. Anadolu, Afganistan, İran üçgeninde şiirler kaleme aldığını söyleyebiliriz. B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şiirlerinde ölçüye önem vermese de diğer ahenk unsurlarına bağlı kalmıştır. Evet, ölçüye önem vermiyor. Kırılarak azalan dizeler kaleme alıyor arkadaşlar. Serbest tarzda yazdığı görülmektedir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Bazı şiirlerini Tibet rahiplerinin bir duası olan Om Mani Padme Hum adıyla yayımlamıştır. Bu da doğrudur. Om Mani Padme Hum, Asaf Halet Çelebi'nin bir şiir kitabıdır arkadaşlar. Aynı zamanda Elif, Lam Elif gibi şiirleri de vardır. Bu yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Sembol ve imgenin gereksiz ve saçma olduğunu savunur. Arkadaşlar, Asaf Halet Çelebi sizin de bildiğiniz gibi öz saf şiirin içerisinde yer alır. Öz saf şiirin en önemli unsuru sembolizm akımından etkilenmeleri ve şiirlerini imgeli kapalı anlatımla kaleme almasıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Öz şiir anlayışı temsilcilerinden Necip Fazıl Kısakürek, edebiyata ilk şiir kitabı Örümcek Ağı ile girmiş, Reis Bey, Tohum, Künye gibi tiyatroları ve Aydaki Kadın adlı romanı ile çok geniş çevrelere ulaşabilmiştir. Arkadaşlar bakın, bilgi yanlışı nerede? Aydaki Kadın adlı roman sizin de tahmin ettiğiniz gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Dolayısıyla 5 numara yanlıştır. Peki Necip Fazıl'ın romanı hangisidir arkadaşlar? O da Aynadaki Yalan olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bir özellik verilmemiştir diyor. 1. Türk Edebiyatı Vakfı sanatçıya 1980 yılında Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı ünvanı vermiştir. Arkadaşlar bu ünvan kime veriliyor? Sizin de bildiğiniz gibi Çile'nin yazarı Necip Fazıl Kısakürek'e veriliyor. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Şiirlerinde ölüm korkusu ve yaşama bağlılık öne çıkar demiş. Peki şiirlerinde ölüm korkusu kimde var? Yine bildiğiniz gibi Cahit Sıtkı Tarancı'da var. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlar hayal, rüya, zaman gibi sözleri şiirlerinde sıkça kullanan kimdi? Hatırlarsanız az önce çözmüştük bunu. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'da vardı. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Şiirlerinde çağrışıma dayalı tuhaf sözler kullanarak mistik bir alem kurmaya çalışır. Bu kimdir arkadaşlar? Mistik bir alem kuruyorsa tabii ki Asaf Halet Çelebi'dir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Burada özelliği verilmeyen sanatçı Ahmet Muhip Dranas'tır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıdaki şiir biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Karanlığa geçelim, karanlığı geçelim. Ne uyku, ne ölüm, hem uyku hem ölüm. Düş içime uyu ve sonsuz büyü. Unut renkleri ve şekilleri, hepi ve hiçi. Beni ve seni ve geceyi yuttu nirvana. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız mistik bir anlayışla yazıldığını görüyoruz. Sonsuz büyü, ölüm, ondan sonra nirvana gibi ifadeler mistik temalı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda nirvana kelimesi uzak doğuda geçen bir ifadedir. Bundan dolayı da bu şiir kime aittir? Asaf Halet Çelebi'ye aittir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilebilir demiş. Saf şiiri savunanlarda estetik tavır ön plandadır. Didaktik şiir anlayışıyla veya ideolojik kaygılarla hiç işleri olmaz bu sanatçıların. Şiir, şairin yüreğinin dışa açılımıdır.
Nokta Nokta'nın Kaldırımlar Şiiri, Nokta Nokta'nın Fahriye Ablası ve Nokta Nokta'nın H'si. Arkadaşlar, Kaldırımlar kimin? Sizin de bildiğiniz gibi Necip Fazıl Kısaküre'yi. Peki Fahriye Abla kimin? Bu da Ahmet Muhip Dranas'ın şiiridir. Peki H kimin? H de Asaf Halet Çelebi'ye aittir. Seçeneklere baktığımızda ise bakın Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranas ve Asaf Halet Çelebi'yi görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ve böylece bu ömür her dakika bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek. Arkadaşlar, ölçü ve uyağa önem verilmiştir diyor. Bakın, ünlüleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmüş olduğunuz gibi 14'lü hece ölçüsüyle yazılmış. Uyak var mı peki? Dakika başka derken kelimeler kök halinde. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi K'lar benzer. Kelimeler kök olduğu için redif aramaya gerek yok. O yüzden burada iki ses benzerliğinden dolayı ne vardır arkadaşlar? Tam kafiye vardır. Yine eriyecek, bilmeyecek kelimesinde ise redif var. Yiyecekler, yiyecekler rediftir. Fakat kafiye olmadığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Söz sanatlarından yararlanılmıştır. Bakın ömür neye benzetilmiş arkadaşlar? Buz parçasına benzetilmiş. Dolayısıyla burada benzetme sanatı var. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İmgeden faydalanılmıştır. Nerede var? Bakın bir buz parçasına benzetilmiş ömür. İmgelerin olduğunu göstermektedir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Öz şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır diyor. Evet, imgeli bir anlatımın olması, ölçü ve kafiye yani ahenge önem verilmesi öz şiir anlayışıyla uygundur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Bu şiirde tasavvufi ögeler yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.